Yunan milletvekili Kyriakos Velopoulos'un Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'a dair önemli konuları ele aldığı konuşmasını birlikte inceleyeceğiz. Parlamento kürsüsünden gerçekleştirdiği bu konuşmada Yunanistan'ın Kıbrıs politikaları ve İngiltere-Türkiye ilişkileri üzerine hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunuyor. Kyriakos Velopoulos'un bu sözlerini birlikte dinleyerek konuşmanın detaylarına daha yakından bakalım. Sayın Komutan, o Birleşik Savunma Doktrinine ne oldu? İtfaiyenin yangınları söndürmesi iyi bir şey ama paşam, Birleşik Savunma Doktrini nereye gitti? Papandreou'nun yaptığı Birleşik Savunma Doktrini nerede? Ben haklı olarak Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyorum. Yunanistan'dan Kıbrıs'a kadar Helenizmin omurgası olan Birleşik Savunma Doktrini gibi ulusal tercihlere saygı duyuyorum. Kıbrıs'a itfaiye araçları göndereceğiz, kangrene aspirin vermek için. Yunanistan'ın garantör olduğu bir yerde Kıbrıs'ı siz yalnız bıraktınız. Biz orada garantör gücüz. Bakın, Kıbrıs'a yapılan harekat olan Atilla, oradaki azınlığa olan garantiyi öne sürmesi nedeniyle gerçekleşti. İyi dinleyin paşam. Çünkü siyaset çok ciddi bir meseledir. Sizin hükümetiniz tarafından çok yüzeysel bir şekilde uygulandığından dolayı Sunak meselesine değineceğim. Bu durum gerçekten komik. Miçotakis'in ziyareti öncesinden bir manifesto. Miçotakis ile Sunak Downing sokağında. Sanki resmi bir ziyaretmiş gibi. Ama bu basit bir ziyaret. Benim Tisiaras'a kahve içmeye gitmem gibi bir şey. Ve bu yazıları büyük lider Kyriakos Miçotakis'in Sunak ile yapacağı büyük buluşmadan 3 gün önce yazdınız. İki büyük lider dünyayı değiştirecek diye. Bu gerçekten çok komik. Yunan halkına yalan söylemeyi bırakın. Yün almaya gittin ama yününü kestirdin. Gerçekler bu. Çünkü durum gerçekten komik. Partenon mermerleri konusunu mu gündeme getirmek istiyorsun? Onu vermek istemeyen kişiye bir mazeret vererek 36 saat önce bu mermerleri istemezsin. Bunu ona kamera karşısında söylersin, 36 saat önceden değil, resmen kapıyı tekmelemek için ona bir mazeret verdiniz. Konuşuyorum işte, sakin olun. Ona başbakan ile görüşmemesi için bir bahane verdiniz. Birkaç gün önce İngiltere ile Türkiye arasında bir savunma anlaşması imzalandı. Peki, İngilizlerin Yunanistan'a karşı kullanılacak silahları verme ve Türkiye ile savunma anlaşması yapma tercihinin durdurulmasını talep etmek yerine siz ne yaptınız? Ziyareti yaktınız. Çocukça hatalar, çocukça hatalar. İngiliz bile olmayan Sunak'a kapıyı üzerimize kapatması ve Yunanistan'ı küçümsemesi için fırsat verdiniz. İşte gerçek bu.